Türkiye'deki madenin stratejik önemi konusunda yardım koşar Salih Yüksek hocamız davet ediyoruz. Kendisi kısa özgeçmişini arz ediyorum. 1964 Sivas doğumludur. İlk orta ve lise öğrenimini Sivas'ta tamamlamıştır. 1986 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesinden mezun olmuştur. 1987-90 yıllarında İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesinde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. Bir yıl İngilizce hazırlıktan sonra 1990 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Maden Anabilim Dalı'nda yüksek lisansını 1996 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde doktorasını tamamlamıştır. Hala Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Maden Mühendisliği bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktır. Çalışmaların maden yatağı modellerine, maden dizaynı ve jeomekanik konulardır. Evli 3 çocuk babasıdır. Buyurun hocam. Selamünaleyküm. Bu toplantı hepinize hayırlı olsun. Allah razı olsun. Tabii sabahki konuşmalardan farklı bir konu. Yani toplumda olsun, medyada olsun, madencilikle çevre karşı karşıya getirdik. Tabii bilen bilmeyen çevre olduğu gibi madencilikle de konuşuyor. Doğru bildiğimiz yanlışlar, yanlış bildiğimiz doğrular var. Bir nebze onlara ışık tutmak amacıyla 18 slide'dan olsa bir size sunum yapacağım. Baktığında tabii öncelikle hepimizin önemini biliyor ama ne derece önemli olduğunu silah kullanamak için yeraltı zenginliklerinin önemine bahsedecek. Daha sonra ülkemizde petrol var mı, maden rezervlerimiz ne kadar? Ne kadar biliyoruz? Onlar hakkında sayısal yönler ikinci bölüm sunacağım. Daha sonra tabii rezervlerden ziyade gösterge üretim. Bu üretimin, dünyadaki üretimin miktarı ne kadar, Türkiye'nin bu üretimin yeri ne? Sonra bizim stratejik madenlerimiz neler, hangileri? Ve kısa tutup sonuçlar ve önerilerden sonra sizlere verecek soruna cevap vermeye çalışacağım. Şimdi bildiğiniz üzere madenler diğer kaynaklar gibi değil. Yani bir su veya güneş enerjisi, rüzgar enerjisi gibi değil. Milyonlarca yıl önce oluşmuş. Halen biraz devam eden konuşma devam ettiriyor ama çoğu bitmiş ve yenilenemeyen, yani non-renewable resources diye yabancıların söylediği kaynaklar. Tabii bu kaynaklar dünyanın her tarafına eşit dağılmış mı? Hayır. Bir de bu kaynaklar yerin 6370 kilometre dünyanın yarı çapı böyle hesaplanıyor. 5 kilometresiyle 30 kilometrelik bölgesinde bulunuyor maden. Bunun altında maden yok. Ondan sonra katı sıvı karışımı, mağma dediğimiz malzeme var, sıcak bir erik. Yani çok kısa bir kabukta, 6370 kilometrenin 33 kilometresinde var. Tabii bu madenler araması, çıkarılması teknikleri var. Özellikle maden çıkarılırken yeraltı ve açık sistemlerine dayanmış. Bu madenlerimiz bildiğimiz üzere kullanılmadığı yer, yani uç ürün olarak kullanılmadığı hemen hemen hiçbir şey yok. Etrafına şöyle baktığımız zaman resimde de gördüğünüz üzere cep telefonundan, çamaşır makinesinden, gübreden, motora, aklında ne kadar bir ürün varsa insan olarak kullandığı hepsinin ham maddesi madenler. Örneğin slide'da görüyorsunuz bir otomobilin yapımında